Merhaba sevgili Meteoran izleyenleri. Şu anda Hierapolis antik kentindeyiz. Burası Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı olan bir antik kent. Bulgarlardan, Ermenilerden, Bizanslardan kalma bütün tarihi kentleri barındıran bir tarihi yerdir burası. Tarihi bir mekan. Burayı tek tek şimdi sizin için gezeceğiz. İnşallah güzel bir gezi olacak. Bizimle kalın. Bu görmekte olduklarınız şu anda antik mezarlar. Şu an gezeceğimiz yer Kuzey Mezarlığı, Frigio Hierapolis'i. Evet, bu sıcağa rağmen Türkiye'nin dört bir yanından insanlar gelip buraları geziyor. Bu antik kentin devamı zaten Pamukkale travertenlerinin yüzme havuzlarının olduğu yerlere çıkıyor. İnsanlar o yüzden fazlasıyla buraya rağbet ediyor. Görmüş olduğunuz üzere burada bir tane sur kapısı var. Restore edilmiş hali sanırım en son hali bu. Ama yine de biraz bakımsız görünüyor. Evet, şu anda Frigia Hierapolis'indeyiz. 176 nolu mezar, 2. ve 3. yüzyıllardan kalma mezar yapısı, ev mimarisini hatırlatan özel bir cepheye sahip. Pencere ve dizisi mevcut. Mezarlık alanının giriş kapısı pervazlı ve silmeli olarak yazılmış, belirtilmiş. Şu an tabii bu görüntülerden kalan var bunlar. Biraz yıkık dökük halde, fakat mezarın giriş kapısı görünüyor. 176 nolu mezar burası, yine diyorum. Frigyalılara ait bir mezardır burası. Zaten mezarın giriş kapısı burası ve iç tarafta da bahsedilen mezar bulunmakta. Bu da 174 nolu mezar. Mezarın üzerinde görmüş olduğunuz üzere eski Yunan alfabesiyle Rumca, Frigyalılara ait yazılar yazıyor. Tabii ondan daha eski bir alfabe de olabilir. Şu an bizim aldığımız bilgiye göre Rumca, Çağdaş Yunanca'ya yakın bir alfabe kullanılmakta. Mezarın genişliği aynen bu şekilde. Hepsi oda oda. Hepsinin tek tek giriş kapısı var. Bunlar tabii ayakta kalanlar, giriş kapıları yıkılmamış olanlar. Hepsinde tabii dönemin önemli devlet adamları ya da zatları ya da onlara ait kralları yatmakta. Şu anda görüntülemekte olduğumda 170 nolu mezar. Arslan ayağı şeklinde son bulan bir oturma basamağı mevcut. Mezar odası özenlidir, düzgün bloklarla örülmüş. Köşelerindeki duvarlara sütunlar yerleştirilmiştir. Şu an mezarın dış görüntüsü bu. İçerisine girip içerisindeki görüntüleri de sizin için çekeceğiz. Şu an mezarın içerisini görüntülüyoruz. Kapısı, giriş kapısı oldukça dar ve içeriye girmek biraz imkansız gibi. Görmüş olduğunuz üzere 3 kat şeklinde taş sütunlarla kaplı burası. Bunun hemen yanındaki küçük mezarlardan birisi. Olabildiğince büyük ve geniş bir mezar kapasitesi var buranın. Yineleyelim, Frigya dönemine ait antik mezarlar burası. Kalan yapılar sadece bunlar. Umarız en kısa sürede restore olur ve tekrar tarihi özelliğini bozmadan insanların görebileceği şekilde hayatı idame ettirir. Yine üzerinde Frigya dönemine ait eski Yunanca yazıları olan bir mezar daha. Tabii şu an çok net okunmuyor ve Türkçesi de yazılmıyor. Ama yine de belirtildiği üzere bir krala ait mezar olduğu bilinmekte. Ve şu anda görüntülemekte olduğumuz yerde o döneme ait çok fazla tarihi kalıntısı bulunmasa da Olimposluların seslendiği alanlardaki gibi toplantı yapmaları için hazırlanmış bir mekan, fakat maalesef ve maalesef ki yıkık dökük bir şekilde sadece kalanı
Budur. Ortada görmüş olduğunuz boş arazide toplantılar ya da önemli şölenlerin yapıldığı bir yer. Bu taşların devrik olduğu yerlerde de sıra sıra oturmaların, basamakların olduğu yerler belirtilmektedir. Evet, bir mezar daha. Altı oda. Altındaki de mezar da olabilir tabii. Ama üstünde yine çok bariz ve net bir şekilde bir mezar bulunuyor. Şu anda görünen yer ise Kuzey Nekropoli. Burası 162. nolu mezar. Mezar yapısının cephesi büyük bloklar. Şu an görüntülemekte olduğumuz 165 nolu mezar. Mezarın içerisinde mezarı yok. Çünkü kapağı burada, mezarı onun tamamen yanında. Çok geniş bir alan. Alabildiğince büyük bir mezarlık. Frigyalılara, Bulgarlara ve Ermenilere ait olan çok eski dönemlerden, 2. ve 3. yüzyıllardan kalma bir yapıt burası. Pamukkale'ye geldiğinizde görmeniz gereken tarihi mekanlardan birisi. Gerçekten geldiğinize ve gördüğünüze değer. Çok güzel tarihi yapısı olan bir yer. Sadece bazı bilgilendirmeleri eksik ve restorasyona ihtiyacı olduğu düşünülüyor. Çünkü gerçekten çok güzel bir tarihi yapı. Bakılırsa, restorasyonu yapılırsa eminim ki uzun yıllar daha çok fazla insanı ağırlayacaktır. Can Metodoran'la tarihi gezimiz devam ediyor. Sizler için görüntülüyoruz. İlerleyen yerlerdeki bilgileri de sizinle paylaşacağız. Bu da büyük bir mezar. Bilgisi yok ama üstünde görüldüğü üzere eski Yunanca yazıları mevcut. Bu da küçük misafirimiz, dev bir kertenkele. Yine iki tane kapalı mezar. İçleri yine diğer gösterdiğimiz mezarlarla aynı. Evet, Frigya Hierapolis'inde 142 nolu mezar. Bunun diğerlerinden tek farkı ise içinde olasılıklı olarak tabii ki nahitler yerleştirilmiş olması. Sağ tarafında tonusun üzerinde yazıt için hazırlanmış mermer levha yuvası dikkat çekmektedir. Kırık dökük bir halde olduğu için tabii ki mezar şu anda fazla görüntülenemiyor ama yine de ayakta olanları mevcut. Yunanca yazıları yine üzerinde var. Oldukça büyük bir mezarlık ve olabildiğince mezarlıklarla kaplı bu antik kent. Yunanca yazmış olduğu üzere burada Higopos olarak yazıyor. Bahsedilen mermer yazı, mermer uyarı diye burada bundan bahsediyor. Buradaki taştan bahsediliyor. Buradaki mezarın üzerinde yazıları var, aynı zamanda ortasında da bir akrep figürü var. Bu mezarlar aynı zamanda tılsımlı da olabilir tabii. İhtimal dahilinde bir iddiaya göre bunu söylüyoruz. Çünkü akrep figürü olan ilk mezar karşımıza çıkan. Yakından dikkatlice bakınınca görünüyor. Mezarın üzerinde yine çok az görünmekle birlikte Yunanca yazıları mevcut. Şu an görüntülemekte olduğumuz yine bir mezar ve lahitler içerisinde şu yukarıda görünmüş olan 4 tane de aslan ağzı bulunuyor. Tabi restorasyonu çok iyi olmadığı için sadece kalan görüntüler bunlar. Aslan, akrep, yılan figürleri mezarların çoğunda bir simge haline gelmiş. Eski dönemlerde tabi yapılan tılsımlarda, özellikle Mısırlıların tarihinde de bazı hayvan simgeleri bulunur ve onlar tılsımlıdır, onlara ulaşılmasın diye. Bunlar da onlardan bir tanesi. 2. ve 3. yüzyıldan kalma Frigyalılar dönemine ait bir antik mezar. Kent burası. Aynı zamanda toplantılarını yaptıkları toplanma yerleri olan bir yermiş daha önce. Evet, bu mezarımızın bilgisi yazılıyor. Frigya Hierapolis'in de 81 nolu mezardan 2. ve 3. yüzyıldan kalma bir mezardır. Mezar yapısında 3 adet ölü yatağı ve oldukça derin kemiklik bulunmaktadır. Çatının oldukça çıkıntılı ve kaplama levhaları üstünde 2 adet lahit yer kaplamaktadır. Mezarın taçlandırılması için törenlerde yün çalışanları birliğine 100 denar bırakan, daha sonraki sahiplerinden Öğüt Likes Pompeius'tan söz edilmektedir. Yani bu mezarın sahibinin o olduğundan bahsedilmektedir. Gördüğünüz üzere diğer mezarlardan daha farklı olarak kendisine ait bir taş sütun burada.
Frigya Hierapolis'indeki mezarlardan birisi ve onun üstünü kaplayan lahitin taşı ve görmüş olduğunuz üzere bir kadın sembolü bulunmakta, yazıları var fakat okunmuyor. Oldukça geniş bir yer olan Hierapolis'in, Frigya Hierapolis'inin genel görüntüsü bunlardan. Olabildiğince mezar, olabildiğince tarihi, olabildiğince eski ve restorasyona ihtiyacı olan, tarihi simgeleyen, çok güzel insanların uğrak yeri olan bir yer. Kuzey Nekropolü'ndeki bir mezar taşı, lahit taşı daha. Bunun kapağında da bir yonca, çiçek simgesi bulunmakta. Şu anda burası Frigya Hierapolis'indeki kuzey girişinin kapısı. Üzerinde yine bir lahit ve giriş kapısı. Şu anda görüntülemekte olduğumuz yer Frigya Hierapolis'ine ait sur kapılarının kalan bir kısmı, surlardan oluşuyor ve bir kısmı restore ediliyor görüldüğü üzere. Şu an görüntülemekte olduğumuz yer Altınoğlu Mezar, 1. ve 2. yüzyıldan kalma. Aynı zamanda burası, mezarın yanındaki şu boş arazi, sol taraftaki yer, eski bir kilisenin önüne açılan yer olduğu belirtilmekte. Şu anda görüntülemekte olduğumuz yer ise bir hamam. Frigyalılara göre ise bir bazilika. Frigyalıların o dönemden kalma ve bizdeki dönemlerinden kalma bir temizlenme yerlerinden kalan son görüntüleri. Yaklaşık 37-38 derece bir sıcak var. Ve bu sıcağa rağmen bizimle birlikte gezmeye gelen başka insanlar da var. Çünkü tarihin en güzel yapılarından ve dikkat çeken mekanlarından birisi Frigya Hierapolis'i. Frigya Hierapolis'inde şu an görüntülemekte olduğumuz geniş yerde Frontenus kapısı var. Frontenus Caddesi, Latrina, Agora, Kuzey Binans kapısı, Tritlonlu Çeşme hemen sağ taraftaki yer, Katedral Kilisesi, Tiyatrosu ve Street Finit Matryonu bulunmakta. Şu anki çeşme biraz inerisinde tiyatroları var. Antik kent sadece mezarlardan oluşmuyormuş. Çok büyük bir yer, yaklaşık 2-3 hektarlık bir yer. Tabii sonlarına doğru Bizans kapıları, çeşmeleri, aynı zamanda yine mezarları ve tiyatroları, kaleleri, surları bulunmakta. Evet, sağ tarafta görünen yer Pamukkale travertenlerinin görüntüsü. Bu Hierapolis'in sağ tarafı oraya gidiyor. Karşı taraftaysa, biraz yakınlaştıralım hemen. Hemen karşı tarafta bahsedilmiş olan tiyatro bulunmakta. Gördüğünüz üzere çok büyük bir amfi. Yine toplantılarını ve tiyatrolarını yaptıkları yerlerden birisi. Şu anda görüntülemekte olduğunuz yer Pamukkale travertenlerinin üst tarafı. Can Mete Duran'la Tarihin Gizeminde bu hafta Denizli ilinin Pamukkale ilçesindeyiz. Frigya Hierapolis'in ardından son bitiş yerine doğru sağ tarafında hemen Pamukkale travertenleri bulunmakta. Burası en üst noktası. Aldığımız bir bilgiye göre çıkan bu kireçler zamanla tükenmeye başlamış ve artık siyah siyah görmüş olduğunuz üzere topraklar çıkmakta. Beyaz kireç özelliğini kaybetmekte. Bu da diğer edinilen bilgilerden birisi.
Bu tarihi güzellik son bulmadan gelip görmenizi tavsiye ederiz.